İyi akşamlar değerli izleyenler. Ee, yine bir cuma akşamı Herkes için Ekonomi e, isimli programımızla karşınızdayız. E, öncelikle bugün e, çocuklarımız karne aldılar, öğrencilerimiz karne aldılar. Öncelikle herkesin, e, öğrencilerimizin yeni e, karnelerini, karne dönemlerini kutluyorum. Al, karnelerini, e, iyi bir tatil geçirmelerini dileyerek e, programa başlıyoruz. E, bu hafta emek ve iş gücü piyasaları e, özellikle son dönemlerde çok fazla belki karşılaştığımız ve duyduğumuz beyin göçü veya iş gücünün yurt dışında çalışmaya gitmesi pek çok ülkenin çalışma vizelerini daha kolaylaştırması, özellikle nitelikli personel, nitelikli eleman alımıyla ilgili süreçlerini çok daha kolaylaştırması ve bir nevi kapılarını açmış gibi görünüyor. Bu nedenle biz de bu konuya özellikle yakın dönemde asgari ücret belirlendi enflasyon ve ekonomik durum belki de insanları bu duruma doğru yönlendiriyor. Dolayısıyla bu akşam bu konunun konuşulmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. İzzet Hocam'la beraber konuşacağız bu akşam. İyi akşamlar hocam, hoş geldiniz. Merhaba hocam, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Öncelikle hocam size şeyi yönelt, şu soruyu yönelterek başlamak istiyorum. Siz de tahmin edersiniz, hatta öğrencilerimizden de çoğu zaman duyuyoruz, yurt dışı ile ilgili bağlantılar kurmak ve oraya gidip çalışmakla ilgili hayal kuruyorlar mesela pek çoğu. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Genel itibariyle dünyadaki iş piyasaları bu anlamda ülkemize göre daha mı umut vaat ediyor, gelecek vaat ediyor veya ne tür beklentiler içindeler acaba yurt dışına çalışmayı düşünen insanlar? ne arıyorlar ve işgücü piyasası ne yöne doğru gidiyor? Evet, şu an eminim ki yeni mezun olanlar son 2-3 yıldır iş ilanlarını araştırırken bir de yabancı dilleri varsa mutlaka yurt dışındaki iş imkanlarını da araştırıyorlar. Dünya çok acayip bir hal aldı. Şu an Elazığ'da büyüyüp gelişen, üniversite eğitimini Elazığ'da alan bir öğrencinin Elazığ'da çalışması diye bir zorunluluk yok. Hatta Türkiye'de çalışması diye bir zorunluluk da yok. Şimdi 1960-70'li yıllarda Türkiye'den Almanya'ya özellikle çok büyük bir iş gücü göçü var. Ee, önce onu biraz açmak isterim. Sonra bugünkü ile arasındaki farkın bir altını çizelim. O dönem yurt dışına göçle gidenler e, Türkiye'de tutunamamış. Türkiye'de belli bir yeterlilik sağlayamamış veya e, kendisi ayakta durma becerisi gösterememiş insanlar Almanya'nın iş gücü çağrısına cevap veriyorlar ve yurt dışına çıkıyorlar. Tabii Almanya özelinde söylüyoruz ama birçok ülke için bunu söyleyebiliriz ama çoğunlukla Almanya. Şimdi o dönem giden işçiler niteliksiz işçi olarak yurt dışına gittiler. Ne gibi? Neyi söylemeye çalışıyorum? Almanya'da birçok iş var. Bunların bir kısmını zaten Alman vatandaşları yapıyor. Ne tip işler bunlar? Görece nitelikli işler, daha çok para kazanan işler, rahat işler, beden gücü gerektirmeyen işler ülkeler kalkındıkça ülkeler belli bir refaha eriştikçe o ülkenin tüm vatandaşları daha konforlu işlerde çalışmaya başlıyor. E ama bir de ekonominin gerçeği var. Sadece konforlu işler yok hayatta bir de zor işler, daha beden gücü isteyen işler var. Bu tip işleri de e, bu gelişmiş ülkeler yurt dışından işçi getirerek e, yaptırıyorlar varsayalım çok ağır bir iş olsun hani son zamanlarda da konuşuluyor. Havalimanlarındaki bavulları taşıyan insanlar veya inşaat işçileri, inşaatta çalışan işçiler bunların tümü görece zor işler, beden gücü gerektiren işler ve dil probleminin de olmadığını görüyoruz bu tip işlerde. Almanya gibi gelişmekte ülkeler diyor ki, gelişmiş ülkeler diyor ki benim vatandaşım kıymetli, benim vatandaşımın emeği, performansı kıymetli, ben o yüzden kendi vatandaşımı ezdirmem tabiri caizse. Peki ne olacak? O işleri kim yapacak? O işleri de ...gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerdeki e, iş gücünü ithal ederek yaptırıyor. Şimdi burada Türkiye için bir risk var mı? Yok. Çünkü Türkiye'den Almanya'ya giden grup, Türkiye'de e, görece, hani beyin göçü dedi, dediğiniz için söylüyorum... ...Türkiye'de zaten hali hazırda üretime katkı sağlayamayan bir nüfustan bahsediyoruz. Peki günümüzde bu nasıl? Günümüzde bu çok güncelleniyor. Günümüzde beyin göçüyle kastedilen şey ülke kendi gençlerini yetiştiriyor. Onlara bir eğitim veriyor. İşte varsayalım tıp mezunlarını konuşalım. Çünkü onlar bir ara çok geçen sene özellikle inanılmaz yurt dışına gitme talepleri oldu. Tıp mezunlarını ülke nasıl yetiştirir? Onlara önce ilkokul, ortaokul, lise ve sadece en seçkin öğrencilere verdiği tıp eğitimi ve ardından uzmanlık eğitimi olağanüstü şartlarda yetiştiriyor. Çok büyük paralar harcanıyor bir doktorun yetişmesi için. Peki ne oluyor ardından? Almanya diyor ki benim doktor ihtiyacım var. Evet Türkiye'de doktor kaça çalışıyor? Varsayalım 1000 TL'ye. Almanya diyor ki gel ben sana 2000 TL vereyim burada çalış. Şimdi bu artık çok büyük bir problem bizim gibi ülkeler için. Çünkü Almanya'nın o 2000 TL'yi verirken ki hesabı şu. Almanya diyor ki hep Almanya diyoruz ama genelde birçok ülkede konuşulabilir. Örnek olsun diye söylüyorum. İzleyiciler de e, mutlaka farkındadır. Almanya diyor ki ben bir doktoru yetiştirmek için en az 10-15 sene eğitim vereceğim. Ona kaynak ayıracağım. Ben bu doktoru yetiştirmek için o kadar zaman harcayacağıma, hali hazırda zaten Türkiye'de iyi şartlarda yetişmiş doktorlar var. Onları kendi ülkeme alıp orada çalıştırayım. Şimdi bu ilk 50 sene önce gidenlerle, şimdi gidenler arasındaki fark tam olarak bu. Olağanüstü bir fark var aslında. Türkiye ne kaybediyor? Türkiye niteliksiz iş gücünün gitmesinden bir şey kaybetmiyor aslında. Çünkü toplumun tümünü düşündüğümüzde üretime dahil olamayan bir nüfustan bahsediyoruz. Ama ikinci grubun gitmesi çok riskli. Beyin göçü dediğiniz şey tam olarak bu aslında. Siz onlara 10-15 sene eğitim vereceksiniz. Doktor yetiştirmek için ayrıcalıklı gençlerinizi eğitim imkanları sunacaksınız. Onlar diplomayı aldıktan sonra zorunlu hizmet de bir veya iki sene diyelim, hop hemen bir baktınız işte başka bir ülkeye gittiler. Bu ülke için çok ciddi bir e, emek kaybı, değer kaybı, beyin göçü, bunların tümünü alt alta sayabilirsiniz. Tabi burada şunu da düşünüyorum, burada bireysel ve devlet açısından iki farklı görüş olabilir. Bir genç şunu söyleyebilir, ben doktor oldum, doktor olduğum için bana neresi daha çok maaş veriyorsa ben orada çalışırım diyebilir. Ama orada da bence bizim, devletçi, milliyetçi duygularımızın biraz daha ağır basması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o kişi için şu iddialı bir laf aslında. Ben doktor oldum. Yani sanki böyle kendisi evde, odada, bir yerde kendi kendine bir anda doktor olmuş gibi bir süreç. Hani ben doktor oldum o anlama geliyor. Şunu söylememiz lazım diye düşünüyorum. Ben devletim, devletim beni doktor yaptı diye düşünmemiz gerekiyor. Çünkü eğer böyle düşünmezsek, herkes bencil davranırsa bu anlamda, eğitimi alan yazılım mühendisi diyecek ki bana bir yerde işte 6 bin euro maaş veriyorlar, hop ben Amerika'ya gideyim. Diğeri diyecek ki ben hemşireyim, İsviçre'de inanılmaz maaşlar veriliyor, hemen ben İsviçre'ye gideyim. Türkiye gençleri yetiştirecek, donanımlarını sağlayacak, sonra bunlar yurt dışında farklı ülkelere gidecekler. Peki bizim ülkemizde kim bu hizmeti verecek? Soru işareti bizdeki köylerde kim hizmet verecek? Soru işareti. Yani devlet açısından düşündüğümüzde kendi yetiştirdiği gençlerin o donanıma sahip olduktan sonra daha fazla maaş veriyor diye yurt dışına çıkmasını büyük bir risk olarak görüyorum ve bu anlamda da devletin de durumu ortada daha onlarla yarışacak kadar maaş ödeyemez bizim ülkemiz. Orada da şu duyguların olması lazım diye düşünüyorum gençlerde. Bu ülkenin ekmeğini yedik. Biz bu ülkede e, devletin maaşını ödediği hocalar, işte o hastaneler, o fakültelerde eğitim gördük. Biz bu devlete karşı sorumluyuz derlerse ancak e, bu iş olur. Yoksa Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler kendi kaynaklarını yetiştirir, yetiştirir, yetiştirir. Sonra yurt dışındaki ülkelere tabiri caizse e, kaptırırlar. Burada tabii yine altını çizelim. Bireysel olarak bu bir başarı gibi görünebilir. Mesela bir komşunuzun çocuğu diyelim ki Amerika'ya gitti orada bir iş buldu. Şunu söyleyebilir işte aileler maşallah işte gitti ne kadar güzel çok iyi bir maaş alıyor gibi. Ama meseleye biraz daha geniş çerçeveden bakınca e, aslında o birey buradan oraya giderken sadece kendisini götürmüyor kendisini eğiten, 10-15 yıl boyunca eğiten öğretmenlerin emeğini götürüyor. Devletin onun için yaptığı tüm harcamaları beraberinde götürüyor. Kendisinin yerine bir başkası belki öğrenci olabilirdi o sıralarda, o koltuklarda. Onun fırsatını alıp yurt dışına diye götürüyor diye düşünüyorum. Yani şu an dünyadaki iş gücü piyasalarının bahsettiğiniz konu önemli. Kolay vize vermesinin en büyük sebebi de bu. Siz de bir düşünün kendiniz bir iş yerinize bir eleman alacaksınız. Hemen yan tarafta bir fabrika olsun. O fabrikada 10 yıllık tecrübeli bir eleman var. 10 yıllık tecrübeli eleman ne demek? 10 yıl boyunca tüm hatalarını yapmış, o hatalarından dersini çıkarmış. Artık neredeyse sıfır hatayla iş yapan biri. Hemen ona parayı bastırıp almak istersiniz. Çünkü e, ne diye sıfırdan birini alıp, emek verip, o hatalarla performans veya ekonomik kayıpla yüzleşesiniz. Dolayısıyla ülkeler de şu an birbirlerine bu anlamda gol atıyorlar. Yani o onun elemanını alıyor, o diğerinin işte nitelikli elemanını alıyor. Daha büyük bir risk elemanın buradan oraya gitmesine de artık gerek kalmıyor. Türkiye'de yaşıyor, Türkiye'de yaşayarak buradaki aslında coğrafyadan kopmamış ama yaptığı iş Uzaktan çalışarak yurt dışındaki firmalara katkı sağlıyor. Bunların tümünü alt alta yazdığımızda, hani bir dönem ithalat ihracat e, konuşuluyordu, malların yurt dışına satılması veya yurt dışından mal alınması. Önümüzdeki dönemde çok ciddi bu artacağını düşünüyorum ben bu işin. Dünyadaki ülkeler, özellikle bazı meslek gruplarında e, yetişmiş elemanları alabilmek için çok çok daha fazla e, maaşlar ödeyecekler. Ne olur peki bu işin sonunda? Eğer bir ülke gelişmişse kendi parasının gücüyle inanılmaz refah ortamı sağlayarak o e, nitelikli elemanları kendi bünyesine katar. Ülke daha refah e, ve daha sağlıklı bir iş gücü piyasasıyla e, daha mutlu bir ortamda bu elemanlar orada yaşarlar. Ülkedeki diğer yaşayan halka hizmet ederler. Diğer ülkelerde ne olur? Diğer ülkelerde hiçbir zaman eğer böyle olursa, sürekli yetiştirip yurt dışına gönderirse nitelikli elemanlarını hiçbir zaman aynı refah seviyesine de erişemez diye düşünüyorum. Tabii burada hocam sizin de şu konudaki fikrinizi de almak isterim. Bu bir performans değerlemesine göre mi yapılır? Çünkü artık performans toplumları veya bununla ilgili iş gücünün bireysel performansı bunların gördüğü takdir veya bunların karşılaştırılması, bunlar bir ülkeyi nereye götürebilir? Bunlarla ilgili de sizin fikrinizi almak isterim. Şimdi söylediklerinizi dinlerken şunu düşündüm. Belki evet milliyetçi bir çerçeveden bakınca ki biz daha kolektivist bir toplum olduğumuz için belki doğru çerçeve bu olabilir. Fakat tam olarak belki de Doğu ve Batı arasındaki ayrım, ve özellikle e, Türkiye'deki nitelikli ve yetişmiş personelin insan kaynağının yurt dışına çıkmak istemesinin belki en büyük sebeplerinden bir tanesi e, gelir seviyesi eğitim düzeyi arttıkça hani artık biraz daha bireyselleşmeye başladığımız dolayısıyla kişilerin e, çalışanların kendilerinin yeteneklerini e, fark ettikleri ve artık yaptıkları işte ve hayatta bir anlam arayışına e, girdikleri bir dönem dolayısıyla e, bunun eğer e, Türkiye'de çalışma koşulları olarak, şartları olarak o anlamı üretecek, o değeri üretecek, o tatmini sağlayacak bir iş çalışma ortamı sağlanamadığı takdirde, insanlar daha fazla para için gittiklerini düşünmüyorum ee, bu durumda. Yani daha fazla maaş aldığı için yurt dışını tercih etmek belki e, sebeplerden biri olabilir ama ana sebeplerden biri değil. Ana sebebin şu olduğunu düşünüyorum. Genellikle insanlar, özellikle nitelikli insanlar çalışandan bahsediyorum. Onların hayata dair beklentileri, yaşamak istedikleri, belki biraz daha refah olarak, yani paradan ziyade hem kendi bilgi ve deneyimlerini paylaşabilecekleri, anlam yükleyebilecekleri, kendilerini faydalı ve değerli hissettikleri bu anlamda bir ortamda çalışmak, öyle bir yerde yaşamak özellikle çalışma haklarının korunduğu daha belki demokratik buldukları bu anlamda görece bahsediyorum tabii ki çalışmak istedikleri için böyle bir ortamda bulunmak istedikleri için nihayetinde herkes hayata bir defa geliyor ve hayatınızın bir döneminde ne olursa olsun o anlamı yitirdiğiniz bir dönemle karşı karşıya kalıyorsunuz ya o zaman ben bu işi neden yapıyorum sorusunun karşılığında eğer bir cevap veremiyorsanız kendinize bu cevabı verebileceğiniz bir yer arıyorsunuz ve genellikle bu da hani yurt dışında gelişmiş ülkeler bu sorunun cevabını çok daha iyi ve net verebiliyor evet, diye düşünüyorum. Evet. kendimiz için diyelim ki biz bunu seçtik. Ben kendimi kurtarayım. Ben daha iyi yaşamak yani kurtarmak ediyorum. Denir Ama ona. geri kalan ülkedeki geri kalan ülkenin eğer herkes bu şekilde düşünüp bireysel düşünüp giderse o ülkenin hiçbir zaman kalkınamaz ki yani o zaman. Yani şu anda şeyi şimdi normatif olarak değerlendirirsek yani bir şeyin doğrusunu yanlışını konuşuyorsak katılıyorum dediklerinize. Gerçeği tespit etmeye çalışıyorsak şayet çünkü bir sorunu çözmenin ilk ve en önemli adımının onu doğru tespit etmek olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla yurt dışına giden insanlarla Böyle bir çalışma var mı bilmiyorum ama bir çalışma yapıldığında neden yurt dışına gitmek istiyorsunuz sorusunun karşılığı çok daha fazla para alacağım için gitmek istiyorum. Belki seçenekler arasında tahmin ediyorum ki e, öyledir. Belki üçüncü, dördüncü sıradadır. Bence ben de birinci sırada olduğunu düşünüyorum. Ama şu niye an. peki para? Paranın şeyi de şu ...bir güç veriyor çünkü. hani O parayla siz yaşamak istediğiniz hayatı... ...belki de özgürlük diye nitelendirdiğiniz, yani seçme hakkınızın olduğu... ...ve bunu kullanabildiğiniz, kendinizi daha iyi ifade edebildiğiniz... ...bir ortama erişmek için parayı istiyorsunuz. Dolayısıyla e, orada verilen maaş da e, buradaki aslında şartlara göre... ...biz nasıl ki e, buradaki maaşlar biraz ekonomik duruma göre... E, ...işin durumuna, pozisyonuna göre belirleniyorsa... ...onların da kendi ekonomik durumlarına göre belirleniyor. Dolayısıyla bizim için, Türkiye için... Yurt dışında alınan maaş çok büyük bir miktar ifade ediyor olabilir ama onların yaşam standartlarına göre o kadar da refah sağlayacak bir ücret de olmayabilir bu. İnsanların belki bu anlamda biraz daha kendilerini rahat hissettikleri, ifade edebildikleri, mutlu oldukları, değer ürettiklerini hissettikleri, hayatlarının bir anlamının olduğunu hissettikleri bir ülkeyi tercih etmeleri çok olası özellikle son dönemde hani Avrupa özellikle Kanada, Avustralya buralardan çok ciddi talepler var. Hani mutlaka izleyicilerimizin de önüne düşmüştür bu tür reklamlar. Bize danışmanlık şirketlerinin reklamları. Hem yaş itibariyle nüfusları yaşlandığı için hem de artık daha teknolojik yani bizim aslında nitelikli personel diye Türkiye'de nitelikli personel diye nitelendirdiğimiz kişiler belki orada ara eleman pozisyonunda. Yani onlar daha büyük bir hedefin peşinden koşarken o ara işleri yapacak. Yani buradan giden bir doktor da mesela orada e, hangi şehirlerde çalışıyordur büyük bir ihtimalle ülkenin küçük bir şehrinde çalışıyordur hani aslında e, yetenekli ve donanımlı olup e, büyük şehirlerde yaşamayı tercih eden fakat işte küçük şehirlerde de aynı ihtiyaç söz konusu ve oraları dolduramıyor o zaman da ne yapıyor İşte bu ülkelerden nitelikli olan personeli gene e, büyük şehirlerde değil fakat işte bu küçük şehirlerde e, istihdam etmek için çağırıyor aslında yani. Hani dünya öyle bir yere doğru gidiyor ki işte o performans toplumu dediniz ya yarışır haldeyiz. Ülkeler birbirleriyle yarışıyorlar ki çok aslında haklı da sayılabilir belki. Hani bu tartışmalı bir şey aslında hani bu belki de çok materyalist bir topluma, materyalist bir dünyaya dönüşüyoruz. Hani artık güç dediğimiz şey para ve statüyle eşdeğer durumda. O yüzden insanlar biraz daha hem bunu elde etmek hem bundan sıyrıldıkları bir hayatı yaşamayı aslında hayal ediyorlar. Yani yurt dışına çalışmaya giderken belki de düşledikleri en önemli şey daha refah bir yaşama ulaşma. Sadece belki işini yaparak. Çünkü Türkiye'de Hocam orada da şunu bir belirteyim. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz. Türkiye'deki çalışan tüm iş meslek gruplarını düşünelim. Refah nedir acaba diye soralım. Refah şu mu acaba? gittiği iş yerinde rahat etmek mi? Rahatlık yoksa, tartışılır. Rahatlık kavramını konuşmamız o, evet, gerekiyor yoksa o zaman. Yoksa o şehrin o e, e, o şehir veya ülkenin kendisine katacağı donanımlar mı ekstra işte ya da çocuğunu yetiştirirken çok daha iyi standartlarda yetiştirebiliyor olması mı, ailesine daha fazla vakit ayırabiliyor olması mı? Çünkü ben karşılaştırıyorum Türkiye'deki iş gücünün çalışma standartlarıyla Bahsettiğimiz gelişmiş ülkelerdekilerin çalışma standartlarını yani izleyiciler için şaşırtıcı olabilir belki ama Türkiye'deki çalışanlar çok rahat. E, yurt dışında e, 8 saatlik bir mesai varsa eğer 7,5 saatinde gerçekten çalıştırıyorlar. Yani e, mesela burada işe giden birini hayal edelim. İşte arkadaşıyla konuşuyor bir önceki akşamki maçı dizisini işte kahvesini içiyor çayını içiyor. Belki kamu kurumlarında bu biraz daha fazla olabilir. Özel sektör görece daha e, çalışma denetimli şartları olabilir. olarak evet denetimli olabilir. Ama bu rahat dediğimiz şey e, eğer daha rahat çalışma ortamıysa yurt dışında emin olun ki daha rahat bir Hocam, çalışma ortamı. yok. Tam da burada işte şu çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Rahatlık dediğiniz şey aslında o işten kaçma çünkü anlam ve değer üretememe duygusu var. ...nitekim e, hani iş ortamında bir performans bekleniyor sizden. Eğer o işi neden yaptığınıza dair inancınızı kaybettiyseniz... ...hani takdir edilmiyorsanız, kendinizi oraya ait hissetmiyorsanız... ...sadece o işi yerine getirmiş olmak için yapıyorsanız şayet... ...işte diyorum ya tam da bu yüzden eğer yaptığınız hisse keyif veriyorsa... Orada kendinizi değerli hissediyorsanız, önemli hissediyorsanız, oraya ait ve bir parçası hissediyorsanız, bir şeylerin işte o değer üretmek diyorum ya, bir şeylere hani yeni bir boyut katmaya çalışırsınız, zihniniz açılır. Çünkü gittiğinizde insanlara günaydın dersiniz, sohbet edersiniz. Fakat bu hani o işteki verimliliği artırmaya yönelik ya hani şöyle bir iş vardı ya şunu bir ucundan tutar mısın? bunu nasıl yaparız acaba? bir yardımcı olur musun? Yani hem yardımlaşma artar, hem toplu olarak bilgi ve deneyim paylaşımı arttığı için verimlilik artar. Ancak eğer kişi mutsuzsa, zaten iş yerine geldiğinde kimseyle konuşmak istemez. Mümkün mertebe kimse bana dokunmasın der. Dolayısıyla o aslında bizim rahat, yani sizin rahatlık diye nitelendirdiğiniz şey aslında işini anlamlı bulmaması. Evet. Yani... Bu bir motivasyon, buna katılıyorum. Çok önemli bir motivasyon, İşini severek yapabilme. Ee, üretkenliğini orada sergileyebilme çok önemli bir motivasyon. Ee, bunu bir tarafa koyuyorum yani o anlattığınız şeye bu noktada katılıyorum. Ama e, iddiam o ki yurt dışına gitmek isteyenlerin asıl sebebi bu değil. Yurt dışına gitmek isteyenlerin asıl sebebi daha çok para kazanmak olarak bir ön yargım var. Hani bu da e, bir istatistik. Aslında çok güzel bir araştırma konusu hocam üzerine eğlenebilecek ee, mutlaka bir konu. vardır da belki yani benim buradaki asıl hareket noktam şu. Özellikle sohbet ettiğim gençlerden yola çıktığımı söyleyebilirim. Veya ana akım medyada, sosyal medyada hep bu konuyla ilgili tartışılan ana başlıklardan süzgeçlediğim kadarıyla genelde insanların yurt dışındaki işten beklentisi çok para kazanmak, o çok kazandığı parayla daha rahat ev almak, daha rahat araba alabilmek. bu bu gibi geliyor bana motivasyon. Yine söylüyorum bu bir ön yargı olabilir. Söylediğiniz sebeplerin de çok haklı sebepleri olduğunun farkındayım katılıyorum. Ama bunun yüzdelik dilimde şöyle küçük bir katkı sağlayabilirim bir belki hocam buraya. Şöyle bir katkı sağlayabilirim belki. E, o zaman şöyle bir dilimleme yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü üniversiteden yeni mezun olmuş henüz hayata atılmamış atılma aşamasında olan iş arayışında olan işte özellikle sosyal medyadan kaynaklı. E, Gelişmiş ülkelerdeki yaşam standartını gören gençlerin kesinlikle maddi sebeplerle daha fazla para kazanma kaygısıyla gitmek istemelerini anlıyorum kesinlikle. Fakat artık kırklı yaşlarını devirmiş, mesleğinde olgunlaşmış belki tam hani artık lider ve yönetici pozisyonuna gelmiş kişilerin hani yurt dışına gitme düşüncesi, kaygısı veya isteği maddi imkanlardan, olanaklardan ziyade hani Kendisi için daha uygun belki bir yaşamı ortamı arayışı. Hani gençler daha fazla maaş almak için ve gelecekte belki o refah diye nitelendirdikleri hayatı yakalayabilmek için onu tercih edebilirler. Ama ben biraz daha orta yaşlı ve daha nitelikli bu anlamda. Hani dediniz ya 10 yıl çalışmış işte hani artık deneyimlerinden öğrenmiş katkı sağlayacağı aşamaya gelen bir kişinin gitmek istemesi. Ee, bu anlamda bir kayıp. Katılıyorum kesinlikle çok büyük bir kayıp. Ama işte tam da zaten bu kişileri elde tutmak için belki e, bir teşvik edici, daha doğrusu korumaya yönelik onların aidiyetleri nasıl sağlanır e, diye belki çalışmalar yapmak gerekiyor. Burada da yöneticilere ve liderlere çok büyük iş düşüyor. Çünkü artık dünya öyle bir yere doğru gidiyor ki e, rekabet üzerine kurulursa şayet örgütler hani Rekabet çok önemli tabii çok geliştirici bir şey buna kesinlikle katılıyorum. Fakat sıkıntı şurada. Şimdi gelişmiş ülkelerde şöyle bir iş modeli veya durumu var. Lider şunu düşünüyor. Zaten diyor ki rakibim bir şeyi buldu ve yapıyor bunu. Bununla da başarı kazandı. Ben onunla yarışıyorum. Ben onun yaptığı şeyin aynısının bir tık daha iyisini yaparak hani piyasada bir miktar şey elde edebilirim belki pazar payımı artırabilirim. Ancak şey değil, e, yeterli değil. Yani rakibiyle yarışmak yerine rakibinin neyi yapmadığını analiz edip piyasada bu ihtiyacı tespit etmek önemli. Burada da gelişmiş ülkelerin işte diyorum ya şöyle bir avantajı var. E, özellikle nitelikli personelleri belki yaşam standardı olarak işte o refah dediğimiz pozisyonda yaşadıkları için daha fazla kendileri ne dair içgörü geliştirme şansları var. Hani o maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde önce neydi? Yeme, içme, barınma gibi temel ihtiyaçlar sağlandıktan sonra siz hani artık en üst basamağa doğru çıkmayı hayal edebilirsiniz. E siz hala e, ay sonu nasıl getireceğim? Ev kredisini nasıl ödeyeceğim? İşte çocuğun okul masraflarını nasıl karşılayacağım? Ona iyi bir gelecek verebilecek miyim? Kaygılarını taşırken acaba şu işi şöyle yapsak nasıl olur?u çok düşünmezsiniz, düşünemezsiniz daha doğrusu. Hani bu bir eksiklik değil. Bu şartların ortaya çıkardığı bir durum. Gelişmiş ülkelerde işte bu belki orta ve üst sınıf yöneticiler hani rekabet stratejisi geliştirmenin yanında ayrıca olur. onlar belki rakipleri takip ediyorlardır. Fakat alttaki yöneticilere o rekabetle ilgili aslında çok şey yapmıyorlar, baskı yapmıyorlar bu anlamda. Mutlaka belki hani performans değerlendirmesi sırasında bazı kriterlerde vardır bu. Fakat o işin farklı bir şekilde daha iyi nasıl yapılacağına dair onları belki onlara biraz daha alan açıyor olabilirler. Mesela e, özellikle belki önümüzdeki 10-20 yıl içinde hani dünyadaki iş gücü piyasası artık çok ciddi anlamda değişmeye başlayacak. Çünkü şu anda bile yapay zeka çok ciddi bir yer kaplıyor durumda. Belki artık bizim o ara eleman dediğimiz pozisyonların tamamını yapay zeka e, yapacak. E, dolayısıyla şimdi orta e, nitelikteki e, ara eleman dediğimiz kişiler e, işsiz kalınca hani nasıl bir yol takip edecekler. Dolayısıyla buradan da şuraya geliyoruz hocam. O zaman eğitim sisteminde belki de gençlerin yaratıcılıklarını artıracak. Yani onlara biz mesela hani şu anki müfredatta veya derslerde neyi şey yapıyoruz? Kalıp. Yani belki Avrupa'da, Amerika'da, Kanada'da, Avustralya'da başarılı olmuş öğretme teknikleriyle ama şimdi onlar performans toplumu. Performans toplumu derken şundan bahsediyorum. Bireyciler. Bireycilik ön planda orada. Yani bireysel performans ön planda. Fakat Türk toplumu kolektivist. Bir kişinin tek başına iyi performans göstermesi burada çok alkışlanacak bir şey değil. Hani öyle bir durumda siz tek başınıza bir performans göstermeye çalışıyorsanız dışlanırsınız. Hani o zaman hem ondan faydalanamazsınız hem de hani daha yalnızlaştığı için onun belki üretim ve yaratıcılık kapasitesi düşecek. O da kendine başka bir mecra bulmaya çalışacak. Yani dolayısıyla bizim ithal ettiğimiz öğretme veya işte o müfredat, ithal ettiğimiz bu tür şeyler, acaba gerçekten bizim kültürümüze hani diyorum ya rekabetten dolayı onlar da başarılı oldu, bizde de başarılı olur düşüncesiyle alıyoruz. Ama acaba gerçekten başarılı olur mu? Çünkü bizim kültür yapımız çok daha farklı. Bizde işleyen mekanizmalar, işte o performans toplumunda yani Batılı toplumların değerleriyle çok örtüşmüyor aslında. Hocam Türkiye'deki varsayalım söylediğiniz gibi bir mutsuzluk varsa, çalışma ortamı veya kendi eğitimini, kendi niteliklerini karşılayacak bir iş bulamıyorsa, çünkü olabilir, bir insan çok nitelikli yetişmiştir ama kendisine sunulan işler kendi niteliğine göre çok vasat kalıyordur. Bu tip durumlardaki mutsuzluğu çok iyi anlayabiliyorum. Yani bunu da kabul ediyorum. Fakat şu gerçeği görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de ücretli çalışanların yarısı asgari ücretle çalışıyor. Yani bizim asıl problemimiz gerçekten ekonomik zorluklarla yaşıyoruz. Sürekli bir e, materyalist e, olduğunu iddia ettiğiniz bir e, ki bence öyle zaten net bir şekilde dünya e, sürekli hedef olarak daha iyi bir araba alayım, daha iyi bir ev alayım, daha büyük bir ev alayım, daha iyi bir elbise giyeyim, işte yılda iki, iki sefer tatile çıkabileyim gibi motivasyonlarla yaşayan toplumlarız. Biz gelişmekte olan ülkelerin tümü böyle. Yani hep diyorlar ya tüketim toplumu diye bizler tüketim toplumuyuz. Tüm o psikolojimizin altında yatan tüm e, duygular, düşüncelerin beslendiği şey aslında bu tüketim e, toplumu alışkanlıkları. Daha fazla tükettikçe daha mutlu olacağımızı varsayıyoruz. E, biz ben dahil. Yani hani biz böyle bir toplumda yaşıyoruz şu an. O zaman benim neye ihtiyacım var? E, düşünelim. Acaba e, ortalama bir Türkiye vatandaşı'nı düşünelim çalıştığı işten zevk almak bir. İkinci sırada çalıştığı işten zevk almıyor ama çok iyi kazanıyor. Öyle sanıyorum ki Türkiye'nin ihtiyacı olan şu an böyle gençlerin veya ve dahi orta yaşlıların ihtiyacı olan şey valla işte işten çok mutlu ol değiliz ama çok iyi kazanıyoruz. Çünkü onu besleyen şey, bizi besleyen şey maalesef kültürel kodlara girdiniz diye söylüyorum. Bizi besleyen şey maalesef iş tatmini, işteki mutluluk bir işi severek yapabilme değil. O iş bana ne kadar maddiyat kazandırıyor? Ben oradan kazandığım maddiyatla ne kadar tüketebiliyorum? Böyle kötü bir sarmala girdik aslında. Yani dolayısıyla yurt dışındaki iş sağladığı şey kesinlikle daha iyi bir iş ortamı olduğunu düşünüyorum. Bahsettiğiniz anlamda kapasitemizi ortaya koyabilmek, niteliklerimizi gün yüzüne çıkarabilmek, performansımızı bizim bile bilmediğimiz belki iyi özelliklerimizi bir anda böyle o hani platform sizi de yukarı çıkarır ya yükseltir ya o şekilde yükselttiğini düşünüyorum. Mesela işte hani silikon vadisi deniyor ya size işte düşünme imkanı sunuyor. Birçok sınırdan sizi arındırıyor, sınırları ortadan kaldırıyor ve gerçekten kendinizi ifade edebiliyorsunuz. Güzel bunu anladım fakat biz bundan şu an çok uzağız gibi geliyor i̇şte bana. Onu diyorum ya hocam şey dilimlemek lazım yani. Şunu da ekleyerek sözü size vereyim geri. Evet yurt dışındaki e, tüketim alışkanlıklarını zenginlerin tüketim alışkanlıklarına bakın gerçekten bizim e, hayallerimizin altında kalıyorlar yani Türkiye'de her nasılsa yani biz parayı kazanır kazanmaz hemen bir ev hemen bir araba hemen bir daha iyi bir elbise hemen bir tatil ee, gibi. Bu çok insani bir şey. Yani güvende hissetmek. Çünkü o burayı ikinci basamakta kırı... güvenlik. Evet, var. yani biz burayı kırabilirsek eğer, kültürel olarak bir şeyi kıracaksak bence biz bu kodumuzu kırmalıyız. Yani daha iyi bir arabaya binen kişiye daha çok saygı duyma kodunu kırmalıyız. Daha iyi bir muhitte oturana daha çok saygı duyma, daha zengin olana daha çok saygı duyma zincirini kırabilirsek o zaman insanlar şunu düşünebilir. Ya aslında paradan daha önemli olan benim bu iş ortamında mutlu olmam diyebilir ama e, bu mevcut kültürel değerlerle o çizgiye Burada ulaşmamız biraz zor gibi geliyor bana. Çok güzel bir noktaya geldiniz hocam, kesinlikle katılıyorum. Hatta bunu şöyle bir kıssadan hisseyle e, karşılık vermek isterim. E, bir adam her sabah aynı yoldan e, iş yerine gidiyor ve her sabah e, nehrin kıyısında bir adam görüyor. Adam balık tutuyor. 1, 3, 5 hep aynı adamı görüyor. adam sabah çok erken saatinde belki 5 belki altı oltasını sallamış balık tutmaya çalışıyor Hiç sadece bir oltayla. Bir gün adam dayanamıyor ve nehrin kenarına iniyor. Ee, ve ona soruyor. Diyor ki ya ben her sabah buradan geçiyorum ve erken saatte sizi balık tutarken görüyorum. Ama bakıyorum kovanıza içinde bir tane balık var. Hani siz ne yapıyorsunuz? E, balık tutuyorum diyor. Ama diyor ki hani belki şey yatarsanız, ağ atarsanız daha fazla balık tutarsınız. Daha fazla balık tutunca ne yapacağım? E diyor, pazara götürür satarsınız. Tamam diyor. Peki daha sattım. E onunla ne yapacağım? Ben tekne alırsınız diyor. E, tamam tekneyi de aldım. İşte daha büyük ağ atarsınız. Hani şey giderek artıyor, el yükseliyor yani. En sonunda şu noktaya geliyor. E işte çok büyük artık bir balık tüccarı olmuş diyelim. E, çok zengin artık. Diyor ki peki hani şimdi bununla ne yapacağım? E, ne yapacaksın diyor işte. Ondan sonra diyor keyifine dere kenarına gider balık tutarsın. Adam da diyor ki sen benim ne yaptığımı zannediyorsun. Yani aslında biz belki de bu anlamda paraya, güce gereksiz bir önem atfediyor olabiliriz. Yani aslında hayatın anlamı işte o kapitalist toplum, materyalizm belki hani bizim aslında gerçekten insanın doğasıyla bağlarını koparmış durumda. Neyin önemli olduğunu kaçırıyoruz. Bir yanımızdakinden bir adım daha önde olalım diye. Yani ama tabii dünyanın gerçeği bu, hayatın gerçeği bu. Hani bunu da şey olarak görmüyorum. Tabii ki bu e, diyorum ya, eğer nitelikli iş gücünden bahsediyorsak, hani biraz daha içgörü kazanmış kesimden bahsediyorsak bu geçerli olabilir. Fakat tabii ki yeni mezun olmuş birinin böyle düşünmesi ve hayatını böyle kurgulamasını kesinlikle doğru bulmuyorum. Mutlaka hani onun bir kariyer planı olmalı ve ona göre fakat e, o kariyer planını çizerken para öncelik olmamalı. Çünkü o parayla sağlamak istediği şey aslında güç. Güç neyi ifade ediyor? yaşamak istediklerini yaşamak için kendisine alan oluşturacak. Halbuki yaşamak istediği şeyleri yaşamak için o paraya ihtiyacı yok. Yani birilerinin ona değer verdiğini hissetmesi için çok parasının olmasına gerek yok. Kaldı ki çok hani parası olan, gücü olan, statüsü olan insanların mesela ben bu anlamda onlar için daha fazla üzülüyorum. Çünkü gerçekten duygularını yansıtan birilerini bulmaları veya etrafında olması çok zor ve eğer bir şey gerçek değilse siz o duyguyu yaşayamazsınız. İnsanlar yüzünüze güler, hürmet ederler, saygı gösterirler, önünüzde eğilirler. Her istediğiniz her an olabilir ama duygusal olarak veya insan olarak işte diyorum ya bağımız belki de o kadar koptuğu için bunlar değerli geliyor olabilir ama aslında hiç değeri yok. Yani onun size yaşattığı duygu bir balondan ibaret diye düşünüyorum. Evet hani program başında dediniz ya acaba gerçeklerin bulmaya çalışacağız. Evet normal. Şimdi bu konuda da Türkiye Orta Doğu'da bir ülke, gösteriş meraklısı bir ülkeyiz. Tabii. Yani bu anlattığınız ütopik duygulara yani açıkçası çok uzak olduğumuzu düşünüyorum. Hı hı. Doğru olabilir. Yine programın başında doğru olduğu konusunda katılabilirim. Ama Türkiye'deki gerçeklik bundan uzak. Peki bu kimin görevi? Mesela programın sonuna yavaş yavaş yani bir 7-8 dakikamız kaldı diye buradan bir sonuç çıkarmamız lazım programı kapatmadan önce. Kendi adıma şunu söyleyeyim. Eğer biz gerçekten İlk başta da şunu söylemiştim zaten biz e, kültürel kodlarımızda bir güncelleme yapmamız lazım tüketim alışkanlıkları tüketerek mutlu olma başkasına tükettiğimiz şeyleri göstererek onların gözünde bir imaja bir değere sahip olma dürtülerinden kurtulmamız lazım. Şimdi bu bireysel yapacağımız bir şey değil. Ne demek istiyorum? Mesela diyelim ki bir sınıfta herkes kopya çekiyor, bir kişi çekmedi. Şimdi herkes yüz aldı diyelim kopya çekerek o kişi 50 aldı. Günün sonuna bak, günün sonunda baktığımızda hiç kopya çekmeyen insanın yaptığı doğru ama e, pratikte kendi karşılaşacağı şey herkes sınıfı geçerken o geçemiyor. Bizim gibi toplumların problemi bu hocam. Yani doğruyu sadece bazı kişiler yapınca onlar mağdur oluyor. Toplumun tümü belli bir hata zinciriyle, belli bir hata e, oranıyla Yaşarken siz hayır ben çok daha ideal yaşayayım dediğinizde bu toplumda mağdur oluyorsunuz. Mesela hep düşünüyorum işte çocuk yetiştiriyoruz. Diyorum ki acaba en ideal doğruları öğretsek. en ideal hayatı yaşasın hı hı. ve desin ki e, doğrusu bu doğrusu bu doğrusu bu diye 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 Türkiye gibi bir yerde yaşadığını düşünüyorum. Ya çocuk çok zorlanır. Yani hep en doğrusunu yapmaya çalışarak bir yerlerde mağdur olur gider. Çünkü Türkiye'de kimin daha hızlı yürüdüğünü görüyoruz. Ortalama o norm doğrularla hareket edenlerin, e, dolayısıyla bu bizim ortalama doğruların bir güncellenmesi lazım. Çünkü bu artık gerçekten o gerçek doğrularla bağını koparmış durumda. Kime düşüyor görev? Öyle sanıyorum ki çok klişe olabilir ama gerçekten ilkokuldan başlayarak, mesela bugün çocukların futbol maçını izledim. ...birbirlerine karşı çok saygılılardı. Çok hoşuma gitti. Dedim ki, eğer biz bir üst nesil... ...bir büyük nesil olarak... ...onlara kötüyü öğretmezsek... ...çocuğun doğasında... ...insanın doğasında... ...o güzellik zaten var. E, toplum onu bozuyor diye düşünüyorum. Yani e, biz onu... E, ...o çocuğu bir sonraki nesiller olarak... ...bir önceki nesil olarak... ...bir sonraki nesillere... ...biz kötü örnek oluyoruz. Peki bu niye oluyor? İşte hep bir yaşam mücadelesi, hep birine bir dirsek atarak bir adım öne çıkabilme gayesi. Çünkü herkes böyle nizami yürüdüğünde bilin ki siz geride kalacaksınız. Hep biz böyle görüyoruz. Hep dirsek atan, kim daha iyi dirsek attıysa onun ön plana çıktığı bir toplum. Nasıl düzelecek? Gerçekten eğitim anlamında çocuklara bu dersin samimi olarak, pratik olarak, gösterilerek öğretilmesi gerekiyor. Kendi anne babasını böyle görecek, komşularını böyle görecek. Televizyonu açtığında tüm siyasileri, tüm politikacıları, tüm devlet adamlarını böyle görecek. Şu an Türkiye'de en çok paylaşılan videolardan da işte hapse atıldılar. Gösteriş videoları işte şöyle paralar kazanıyoruz, böyle şov yapıyoruz. Herkes de onlara özeniyor, onlara hevesleniyor. Bunun doğru rol model olmadığının bir şekilde gösterilmesi lazım. Yani o mazbut... Yaşam tarzının standartların e, bir şekilde özendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kim yapar? Devlet yapması, devletin yapması gerektiğini düşünüyorum. Hocam, Örnek olarak. Çünkü bireysel yapınca ben öyle sanıyorum ki o bireysel yapmaya çalışanların her biri bu tip toplumlarda mağdur olur. O mağdur olmamak için de yapmaz der ki ya bana mı kaldı? İşte diğeri yapsın. O der ki diğeri yapsın. O der ki diğeri hiç yapsın. Yapmaz. Kimse yapmaz. Böyle devam eder. İşte Kötüye hocam, doğru sarmağım olur. O kadar güzel bir yere geldiniz de programın şu an bitiyor olmasına şöyle şu anlamda çok üzüldüm. Çünkü bunun üzerine şöyle konuşmamız devam edecekti eğer vaktimiz olsaydı. Birincisi bence şunu bir değerlendirmemiz gerekiyor. Doğru dediğiniz şey hani dediniz ya doğruyu e, hani doğruyu yapma ve doğruyu yapan evet ben de şeye katılıyorum mesela hiç kimsenin herkesin kopya çektiği bir yerde kopya çekmezseniz sınıfta kalabilirsiniz mesela bu bir ceza gibi görülebilir ama hani aslında bir ceza değil o doğruyu yapmakla aslında kendi ne olan saygısını korudu çünkü ötekinin hani e, bir işi bir problemi çözme yöntemi hile ve hurda fakat e, hakkıyla iyi veya kötü ...kopya çekmeden e, o e, performansı gösteren kişi nihayetinde kendisini olduğu gibi kabul ediyor demektir. İşte bu anlamda şimdi şey dediniz ya hani ben bunu devletin e, üstlenmesi gerektiğini düşünüyorum derken... ...işte bu doğru veya yanlış dediğimiz şey eğer dışarıda bir yerde oluşuyorsa... ...yani bu annemizin, babamızın, işte akrabalarımızın, arkadaşlarımızın, öğretmenlerimizin... ...doğrularını uygulamaya çalıştığımızda aklımız karışabilir. Çünkü hani onların onayladığı şeyi her zaman doğru anlamayabiliriz veya onlara sadece bunu göstermek için yapıyor olabiliriz. Fakat ben burada doğru olan insanın her zaman vicdanı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla çocuklara bu anlamda kendilerine hesap verebilecek kadar kendilerine hesap vermeleri gerektiğini ve o vicdanın onları koruyacağının öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o vicdan dışarıdaki insanlardan çok daha büyük bir bekçi doğruyu yapmak noktasında. Çünkü kimsenin sizi görmediği yerde de doğruyu yapmaya sevk eder. Ama toplumdan şeyi bekliyorsanız şahit hani eğer doğruyu toplumda arıyorsanız başınıza her zaman bir bekçi gerekecek. Bazen şeyden şikayet ediyoruz ya hocam hiyerarşik hani niye şeyler bu kadar hantal Kurumlar niye bu kadar hantal? Çünkü en küçük işi yapan kişinin başına bile bir bekçilik gerek gerekiyor. O işi yapıp yapmadığını kontrol etmek için. Ama bekçiyi onun vicdanına koyduğunuz zaman onun kendisine hesap verip akşam başına yastığa koyduğunda ben bugün ne yaptım sorusunun cevabını verebiliyorsa kendisine. O zaman orada yaratıcılık ve üreticilik ortaya çıkar, üretim ortaya çıkar. Verimlilik öyle artar. Ama siz hani işte diyorum ya Doğu ve Batı arasındaki belki en büyük fark, en büyük uçurum da buradan kaynaklanıyor. Biz onları belki bireyci oldukları için bencil görüyor olabiliriz. Fakat işini doğru yapan adam, insan veya çalışan, kolektivist toplumda hani gruba uyarak yapıyormuş gibi görünen insandan çok daha iyi diye düşünüyorum. Yani onu bireysel diye biz bencil diye nitelendiriyor olabiliriz. Fakat Hani o kültürel kodlar içinde toplumda kendisini bir yer edinmeye çalışırken, başkalarının beklentilerini karşılamaya çalışan kişi bir kere kendisine fark fark etmiyor, kapasitesi nedir, özellikleri nedir, hangi işi yapmaktan keyif oluyor, hangi işi yaparken aklına yeni fikirler geliyor, bunu keşfetme şansı yok. Çünkü hep bir karşı taraftan şey bekliyor, evet, onay bunu bekliyor. Bunu hocam sisteme niye yüklüyorum, onu da söyleyeyim. Bir örnekle belki biraz daha iyi anlaşılır. Türkiye'deki çalışan bir kişiyi tutalım. Bahsettiğiniz gibi başına bekçi dikilince çalışacak kişiyi alalım, yurt dışına götürelim. Orada başına bekçi dikmeseniz bile çalışıyor. İspatım ne? Trafik kuralları. Mesela yurt dışında yaşayanlar orada e, trafik kuralları konusunda çok e, işte uyuyorlar, çok ideal davranıyorlar. Türkiye'ye geldiklerinde geçen hatta televizyonda bir tane gösteriyordu. Bir anda bambaşka bir şeye dönüşüyorlar. Yani insan aynı insan insanın sahip olduğu vicdan aynı vicdan ama buradaki davranış şekliyle oradaki davranış şekli birbiriyle aynı değil. Demek ki bir Tabii sistem, ki bir otorite gerekiyor yani bireysel de değil. Arkadaşımız da uyarıyor hocam. Hocam haftaya bu konuya devam edelim bence bu çok güzel bir konu oldu bence. Çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler bu hafta bizi ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.